Çegirti Televizyonları olarak Kahta Belediyesi'ne konuk olduk. Yanımızda Belediye Başkan Yardımcısı Halil Geyik var. Halil Bey, bizlere Kahta'yı anlatır mısınız? Efendim, Kahta'mız merkezi 80 bin nüfus, köylerle beraber 130 bin nüfus şirin bir ilçemiz, Adıyaman'ın şirin bir ilçesi. Kahta'mızda tarihi turizm olarak, tabii ki kültür turizmi açısından, Karakuş Tepesi'nden, Cendere Köprüsü'nden, Arsemiye'den ve Nemrut Dağı, dünyanın 8. harikası Nemrut Dağı. Tarihi ve turistik açısından zengin bir ilçemiz. Kumagene Krallığı'nın kalıntıları olan bir ilçemiz. Tabii dediğim gibi Nemrut Dağı, dünya 8. harikası. Ve aynı zamanda Kahta'mız inanç turizmi bakımından Safvan bin Muattal Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in birinden Türkiye'de iki sahabeden biri. Ve menzilimiz şirin bir beldemiz. Bugüne kadar Kahta'mız Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, yani burada her çeşitli Ermenisiyle kardeşle yaşamış. Hiçbir terör şeyine girmemiş. Terörle bir bağlantısı olmayan, nadiren yani Türkiye'de buna bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi denildiği zaman güzel bir ilçemiz, şirin bir ilçemiz ve insanların kardeşle yaşadığı, birbirine sevgi, saygıdan ve eğitimin, en başta eğitimli insanların bulunduğu bir ilçemiz. Peki bizlere öncülük ettiğiniz projeler ve devam eden projelerinizle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Biz tabii göreve gelir gelmez Sayın Başkanımız Abdurrahman Toprak Beyefendi 2004 yılında Kahta'nın en büyük sorunu içme suyu. İçme suyu eksikliği vardı Kahta'da. Tabii Kahta'nın nüfusu 80 bin. 1994 yılında getirilen bir suyla. Tabii 1994 yılında Kahta'nın nüfusu 30 bin. Şu anda 80 bin. O suyla idare ediliyordu. Ama biz 2004 yılında belediye başkanımız göreve geldiğinde tek bir projesi vardı. Ben bunu hayata geçireceğim dedi. Bu akaryoluyla Kahta'mıza akacak bir akar içme suyu. O da bizden mesafe olarak bir 50-60 kilometre mesafede. Bunu projesini, her şeyini hazırladı. Tabii yetiştiremedi 2009'da. 2009'da kaybettiğinde o proje öyle durdu. 2014 yılında gelir gelmez bu projeyi devam ettirdi. Ve şu anda su projemiz bitti. Akaryoluyla Kahta'mıza saniyede 510 litre su akıyor. Yani bundan önceki suyumuz motopumplarla geliyordu. Motopumplarla gelen su aylık 600 bin, 700 bin lira elektrik parası ödüyorduk her ay. Şimdi şu anda gelen bizim ilçeye kazandırdığımız su akaryoluyla geliyor. Bir de bunun haricinde başkanımız, tekrar ben burada huzurunuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Aydın Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bizim bütün projelerimize destek oldu. Ve belediye başkanımızın tabii büyük bir katkısıyla burada modern bir su arıtma tesisi yaptık. İçme su arıtma tesisi. Bu da bitme aşamasında bitti. Şu anda su denemesi yapılıyor. Bu Kahta'mıza çok büyük fayda sağlayacak. İçme suyu çok büyük bir sıkıntı. Suyun olmadığı yerde hayat da yoktur tabii ki. Ondan sonra biz tabii arıtma tesisiyle beraber hayata geçirdik. Arıtma tesisimiz de bugünlerde faaliyete geçecek. Bir de başkanımız hani gelir gelmez işte bizim halkın piknik mesire alanarak eşiyle beraber, çocuklarla beraber gidip oturabileceği bir mekan yoktu. Başkanımız gelir gelmez bizim baraj yolu dediğimiz yerde Seyir Tepesi adı altında 30 dönüm üzerinde bir halka açık park yaptı. Piknik mesire alanı. Tabii bu da çok güzel bir de hem Fırat manzaralı, deniz manzaralı diyelim. Projelerimizden ikincisi de buydu. Bir de bizim baraj yolu, sahil yolu projemiz vardı. Biz gelir gelmez tabii baraj yolunu beton asfalt dediğimiz sıcak asfaltla yaptık, kaldırımlarıyla beraber baraja kadar giden yol 5 kilometre. Ondan sonra barajdan 7 kilometre sahil yolu projesi, sahil yolu açıyoruz, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, bu tür bir projemiz var, o da başlanıldı. Derelerin ıslahı, bizim Kahta'da 3 tane deremiz var. Kahta 3 tane deresi var. Dereler yani kokudan, sivrisinekten yazın durulmayacak haldeydi. Ama bir başkanımız yine de sağ olsun Abdurrahman Bey gelir gelme o derelerin ıslahı için başvuruda bulundu ve dereler, dere su işle beraber derelerin ıslahı da yapıldı. Tertemiz hale getirdi. Etrafında kurkuluklar, duvarlar, her şey betonuyla. O Kahta'mız o kokudan, o sivrisinekten, o pislikten kurtuldu. Altyapı projemiz, altyapı çok büyük sıkıntıydı. Altyapı sorunu da bitirdik çok şükür. Ondan sonra yollarımız, kilidi parke olsun, asfalt olsun, bütün mahallelerimizde, bütün ana caddelerimizde, ana hatlarımızda hepsine
asfalt, sıcak asfalt ve kilitli parke döşedik. Şu anda yani ben yapamadığımız, hani kış mevsimi olduğundan dolayı bir 30-40 bilemedim 60 tane sulağımız kalmış. Bütün Kahtay mahalleler, 18 mahallede oluşuyor. Peki mesire alanları kazandırdık. Engelliler için park yaptık, engelli parkı. Ondan sonra engellilerin, engelli ve bayanlarımızın satış yapabileceği ufak dükkanlarda oluşan alanlar yaptık. Hazır halde, yani onu da teslim edeceğiz inşallah. Diğer projelerimiz aşağı yukarı böyle.